Diye Mehmet Diye YouTube kanalından uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Ben Gökhan Burer, Abdülkadir Karaboğa. Ankara'dayız. Uzun bir aradan sonra YouTube'a bir kayıt alıyoruz sonunda. Şimdi ofise geçiyoruz. Başkent Postası stüdyosundan devam edeceğiz. Hadi gidelim. Şu an Başkent Postası'nın stüdyosundayız. Yolda anlatacaktım ama kamerayı tutamadığım için depremden sonra YouTube'da hiç program yayınlamadık. YouTube için bir kayıt almadık. Aslında aldık da almadık. İki tane kayıt aldık. Birini montajda attık. Biri de yapıldı ama anlaşma olmadığı için yayınlamadık. Onun dışında da YouTube'a içerik üretemedik. Ama artık yeter dedik, bir şeyler üretelim. Ve şu an bu videoyla karşınızdayım. Belki Kadir de gelir. Bu videoda elimizdeki ekipmanlardan bahsedeceğim ve bundan sonra ne yapacağımızdan bahsedeceğim. Bundan 1,5 yıl önce Kahramanmaraş'ta ofisi kapattıktan sonra giderimiz olmadığı için az da olsa gelen parayı ekipmana yatırmıştık. Şu an elimizdeki ekipmanlar oradan aldığımız ekipmanlar, yani bize ait olan ekipmanlar. Harici olarak mesela şu an bulunduğumuz stüdyo gibi iletişimde olduğumuz ve ekipmanlarını kullanabildiğimiz, çekimler yapabildiğimiz yerler var. Bunlardan da bahsedeceğim. Biraz gezeceğiz. Sadece bu stüdyoda kalmayacağız. Yeşille çekmeyi sevmediğimiz için genel olarak böyle devam edelim. Şimdi kameradan başlayalım. DMM Media Limited şirketini kurarken satın aldığımız Fujifilm X-A7. Bu zamana kadar çektiğimiz 4K içeriklerin tamamını ve az önceki görüntüyü bu kamerayla çektik. Zaten girişte de gördünüz. Satın alırken 15-45 kit lensiyle beraber satın aldık. Sonrasında önce story life çekimleri için 50 mm 7.6 sansını lensini aldık, manuel lens. Sonrasında da 35 mm Fujinon F2 lens aldık. Genelde çekimlerimizi de 35 mm ile yapıyoruz şu an. Onun dışında böyle bir pocket'ımız var. Bu pocket'ı pek çok kişiden görmüşsünüzdür. Bu birincisi, özellikleri pek tatmin edici olmasa da güzel ışıkta güzel iş yapıyor. Özellikle çekimlerde küçük kameraların titreme sorunu olduğu için bir stabilizeye ihtiyacımız vardı. O da bu Zhiyun Crane M2 küçük kameralar için. Onun dışında Kodak'ın şu ışığından var. 2 tane var bundan. Çok fazla kullanmıyoruz. Bir de şu an sesimi kaydeden Zoom H5'imiz var. Burada gördüğünüz shotgun mikrofonumuz var. Bunu da genelde film çektiğimiz, kısa film falan çektiğimiz için almıştık bu shotgun'ı. Hala kullanıyoruz. Normal videolarda da gördüğünüz gibi kullanılabiliyor. Ses de gayet kaliteli. Godox'tan reflektörümüz var. Bunu ya kamera arkası görüntülerinden ya da daha sonra dışarıda açar gösteririm. Evet, şu anda pocket'tan çekilmiş görüntüyü görüyorsunuz. Neresi hangi kamerayla çekildiyse onu yazacağım altına. Genel olarak amacımız bizde bu ekipmanlar var demek değil. Zaten bu ekipmanların özelliklerini de daha sonraki videolarda detaylı bir şekilde göreceksiniz. Yani bu ekipmanlar özelinde genel olarak ekipmanların nasıl kullanıldığı ve hangi ayarların yapılması gerektiği gibi şeyleri göreceksiniz. Burada da sonraki videolarda ne yapacağımıza değineyim. Genel olarak kısa film, internet dizisi ya da YouTube videosu çekmek isteyenler için en verimli şekilde nasıl çekim yapılır, çekim taktikleri nelerdir, bunlardan bahsedeceğiz. Bölüm bölüm gideceğiz. Pek çok yer bizim yapacağımız kadar detaylı eğitimleri Udemy'de parayla satıyor. Olabildiğince detaylı bir şekilde ama gereksiz genel kültür bilgileriyle doldurmadan kısa kısa amaca yönelik ve sonunda da örnek çekimlerin olduğu videolar hazırlayacağız. Yayınlama konusunda da nasıl yayınlayacağımızı bilmiyoruz. Haftalık olarak yayınlayabiliriz. Yetiştiremezsek 15 güne bir gelir. Ona da bakacağız. Şimdi size farklı ekipmanlarla nasıl çekim yapıldığını göstermek için başka bir stüdyoya gideceğiz. Orada görüşmek üzere. Herkese tekrar merhaba. Şu an Balgat'tayız. Redaktör Haber ofisindeyiz. Geçmiş bölümde eksik kalan yerleri anlatmak istiyorum size. Öncelikle geçiş görüntüleri biraz uzun olmuş olabilir. Ankara'ya geldiğimizden beri çok fazla iş yaptım. Yaptığımız işlerden kamera arkası görüntüler koymak istedim. Görüntüleri taradım. Sadece 3 videoda bu kadar görüntü buldum. Daha bir sürü video var ve onları koymayacağım. Bundan sonrası için geçiş koymayacağım.
Sadece konuşmanın üstüne konuşmayla alakalı görüntü gelebilir. Şimdiye kadar çektiğimiz içeriklerden YouTube'da yayınlananları videonun açıklamasına link olarak bıraktım. Oradan merak ettiğiniz içerikleri izleyebilirsiniz. Aslında anlatacağım şey, şimdiye kadar kullandığımız ekipmanlar. Buraya da şuradan dolayı geldim. Şu an videonun altında hangi kamerayla çekildiği yazıyor. Videonun başından sonuna kadar, geçmiş görüntülerde dahi hangi kamerayla çekildiği yazıyor. Biz Kahramanmaraş'tayken de çok fazla ekipman kullandık. Farklı çeşitlerde ekipmanlar kullandık. Bu arada bugün çarşamba, bir önceki kısım pazartesi günüydü. 2 gün geçti aradan. Sizin için yaklaşık 1 dakika. Şimdi buradan çıkacağım. Kızılay'a geçeceğim. Bir çekim var. Onu yapacağız. Onu yaparken de kamera arkası çekeceğim size. Basit röportaj çekimlerini nasıl yapacağız onu göstereceğim. Bu arada aşağıya birkaç tane sokak röportajı koydum. O sokak röportajlarında fark edeceksiniz. Biz sokak röportajlarını da çift kamerayla çekiyoruz. Bu başta çok kolaydı. Çünkü Ahmet buradaydı. Kadir sesi alıyordu. Ahmet bir kamerayı alıyordu. Ben bir kamerayı alıyordum. Çift kamera ve artı ses olarak çekiyorduk. Ama Ahmet gittikten sonra zorlanmaya başladık. Çünkü röportajı çekerken iki kamerayı aynı anda tutuyorum. Bu yüzden bazı röportajlarda kompozisyonun kaçtığını falan göreceksiniz. İzlerseniz. Siyasi röportajlar olduğu için fazla dikkatinizi çekeceğini de düşünmüyorum. Dışarıya böyle hizmetler veriyoruz. Birçok yere çekimler yapıyoruz. Bunlardan örnekleri zaten vereceğiz. Direkt şahsa da çekimler yaptık. Onların da örneklerini vereceğiz. Yani bu zamana kadar YouTube'da video yayınlamadık ama boş durmadık. Farklı YouTube kanallarına videolar yayınladık. Bu kısmı şimdilik bitirelim. Bitirmeden önce bir önceki kısımda Godox ışıklarımızın olduğunu söylemiştim. Ama ışıkları yakıp göstermemiştim. Şu an şu taraftan ışık bana doğru vuruyor. Gölgemi zaten görebiliyorsunuzdur şurada. Şimdi o ışığı kapatayım ve ışığın etkisini beraber görelim. Şu tarafımda da pencere var. Evet, ışık bu kadar etkiliyor. Bir önceki bölümde gördüğünüz küçük Godox ışıklar işte bu kadar etkiliyor. Bir de önüne filtre koydum. Onu da göstereyim. Bu şekilde önünde filtre var. Bu filtre ışığı daha soft hale getiriyor. Bu ışık modelinde önünde filtre satılmıyor. Yani bu ışıklarda o yok. O yüzden böyle kendimizce bir çözüm yolu bulduk. Yakın zamanda, bu video ne zaman yayınlanır bilmiyorum. Bugün ayın 16'sı, çarşamba. Cumartesiye yetiştirmeye çalışacağım ama pazar sabahı da yayına verebilirim. Bir sonraki mekanda görüşelim. Evet, bugün ne konuşuyoruz Gökhan? Şimdi bir önceki kısımda bazı şeylerden bahsetmiştim. O da yan odaydı. Şimdi onları biraz açacağız, biraz sohbet tarzına döndüreceğiz. Yani videoyu o yüzden kısım kısım böldüm aşağıya. Eğer bu kısmı atlamak isterseniz atlayın. Yok, ben Demet'in bu zamana kadar ne yaptığını merak ediyorum diyorsanız Ankara'ya geldikten sonra olanları konuşacağız. Oldu bitti diyorum, izlemeyin bizi diye ama. Sürekli izleyip izleyip duruyorsunuz bizi. Hala izliyorsunuz. İzlemeye devam edin. Videolar da sigara içmesini özlemiş. Artık kendimize çok fazla bir şey üretmiyoruz ya. Başka insanlara da ürettiğin için, başka insanlara da proje yaptığın için. Olay şuna dönüyor. Kendi evinde kendini rahat hissedersin. Biz de kendi evimizde kendimizi rahat hissediyoruz. Bundan sonrası için çekim teknikleriyle ilgili videolar yapalım diyoruz ya. O videolarda vereceğimiz örneklerden biri de ters ışığın kullanımı. Böyle bir video yapmak gerekiyor. Çünkü ters ışığın nasıl kullanılması gerektiğini insanlar bilmiyor. Şu an ters ışıktayız mesela. Şu an ters ışıktayız ama şöyle bir hile yaptık. Ters ışıkla değiliz aslında. Pencereden gelen ışıkla. Aslında kameranın oraya koyduğumuz ışıktan gelen ışık neredeyse eşit olduğu için arkası patlamıyor. Yani şu an aslında ters ışıkla değiliz. Ama ters ışıktayız. Işığı kapatsaydık komple, yine aydınlık seviyesi böyle olacak şekilde ayarlasaydık, o zaman arkası patlayacaktı. Ben Gökhan'a göre biraz daha doğalcıyım arkadaşlar. Ama bir kural varsa bu kurala da uyulur. Düşündüğüm şey de zaten her şeyi kuralına göre yapmak değil. Her şeyi kuralına göre yaparsan tek tip görüntülere dönmeye başlıyor. Mesela şu an bu ağaçta benim bu yanam parlıyor. Bunları engelleyip her şeyi kuralına göre yaparsan o zaman çok basit bir şey çıkıyor ortaya. Işık yakmayıp doğal ışıkla çekmeyi de öğrenmek gerekiyor. Hani insanlar şey der ya, bir insan ve bir robot arasındaki fark gibi. Bir şeyin çok kuralına dikkat ettiğiniz vakit ilk akla gelen şey robot oluyor. Çünkü robot amacı önceden belirlenmiş. Bu elimdeki kamera bunu yapmaya programlanmış. Yani çevirdiğimde daha sakin dönmeye programlanmış. O yüzden programlanmış olmayın. Yani illa bir kural var diye illa o kuralı da uygulamak gerekmiyor. Zaten şöyle bir şey var. Türkiye gündeminde çok da fazla. Yani illa profesyonel olsun diyen de yok. Eleneceksin abi ya. Bazen eleneceksin. Uzun zamandır videoda çekmiyoruz bakın. Bir noktaya kadar biraz şey vardı. Çekelim ama ne çekelim? Mesela deprem belgeseli çekmek mantıklı olabilirdi ama diğer her şeyin arasında kaybolur. Bu bir dezavantaj. Dezavantajı da atlattığını düşünürsek, yani yaptın, biraz da izlendi. Bundan sonra ne yapacaksın? Yani belirli algıları değiştirmek çok zor.
Mesela sen deprem belgeselini yaptın. Deprem belgeselinden sonra ne yapacaksın? Mesela bizim önceki çektiğimiz gibi bir kısa film çekersen hoş karşılanır mı? Ama deprem belgeseli yapmadan kısa film yaparsan hoş karşılanır mı? Yani, ülkenin gündeminde deprem var, siz nereden bahsediyorsunuz olayına gelir? Ya sadece ki diziler de o yüzden iptal edildi ya. Biz neden bir deprem belgeseli çekmedik? İnsanların zaten duygularıyla oynayan, yani devamlı duygularını ön plana çıkartıp duygusal sömürü haline getiren kanallarımız var. Yeterince var yani. Deprem belgeseli çekince birçok şeyi de göze alman gerekiyor. Mesela doğruları anlatmak. Doğru bir şeyi söylediğin zaman o doğru herkesin hoşuna gitmiyor. Ama bu sefer... Yani sadece iktidar bakımından da değil bu. Yani 3 gün yardım gelmedi şey değil. O 3 günden sonra ki nispeten iyi geçen 4 günü anlatırsan bu sefer muhalefetin hoşuna gitmiyor. Yani nereden tutsan elinde kalacak bir mevzu. Ya yancı olacaksın, yani tek bir tarafa yönelik bir içerik hazırlayacaksın, hı, ya da yapmayacaksın, biz yapmamayı tercih edeceğiz. Ya onu da geçtim, hani bu depremde şunu fark ettik. Herkes istediği kadar doğrucu olabiliyor. Bizim insanımız da doğrucu olabiliyor, doğruyu söyleyebiliyor. Ama ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Yani olay yine aynı yere çıkıyor. Yani 2-3 ay sonra, 4-5 ay sonra yine aynı Türkiye, yine aynı konular. Gördüğünüz gibi sosyal medya artık lağım çukurulmuş. Yani her türlü içerik var, çekilmiş. Birçok konu var, hikaye var. Yeni hiçbir şey bulamayacağız. Özgün şekilde anlatmak var. Yani olay burada özgün bir fikir bulmak değil. Yapılmış bir şeyi farklı bir şekilde yapmak. Kendini özgü bir şekilde yapmak. Tamam, şöyle bir durum var. Diyelim ki ilk defa bu işlere başlayacaksınız ve bir şey çekmek istediniz. Başladınız çekmeye abi. Ne kadar ön planda olacaksınız ki? Yani demek istediğim şey bu artık. Yani artık sıfırdan başlanabilecek bir nokta kalmadı. Bu arada kamera gitti. Kamerada da böyle bir sıkıntı var. Özellikle Fujifilm X-A7'de. Fujifilm'in eski makinelerinin tamamında, kompakt makinelerinin tamamında bu var. Metal aksamlı olduğu için çok çabuk ısınıyor. Yapacak pek bir şey yok. Biraz bekleyip devam edeceğiz. Kamera ayarları. Hangi ayarda çekmen gerekir bir diziyi? Yani bunları anlatacak. Kamerada nasıl bir ayar yapman lazım? Mesela enstantanen kaç olman lazım? Herkes yanlış biliyor. 1.50 değil, 1.25'te çekeceksiniz. 25 FPS çekiyorsanız 1.25'te çekeceksiniz. Peki kaç kişi film çekiyor lan? YouTube videosu için de geçerli. İşin asıl şeyi o zaten. Yani YouTube videosu çekenler de aynı şeyleri yaparsa. Bazı şeyler ne bileyim hani. Mesela enstantane. Belki deneyerek öğrenecek adam. Şöyle bak. Enstantanenin çok büyük bir önemi de yok aslında. Tamam. Yani bakacak olursan. Mesela kameranın çarkı bozuk olduğu için otomatik enstantane de çekiyor. ISO'yu ayarlıyorum. Diyaframı ayarlıyorum. Genelde ya 2.8 oluyor ya da şu anki gibi kitlense 15 milimde çekiyoruz. 3.5 oluyor. Enstantaneyi kamera kendi otomatik atıyor. Şöyle bir şey var. Nasıl çekmen gerektiğini bilmen gerekiyor bu noktada. Kamerayı nasıl tutacaksın? Kamera hareketlerini nasıl yapacaksın? Mesela yüksek enstantanede hızlı kamera hareketleri yaparsanız o zaman görüntüde kesik kesik atlamalar oluyor. Bunun örneklerini de şu an ekranda görüyorsunuz. Kamera dönerken nasıl etkisi oluyor bunu görüyorsunuz. O yüzden özellikle film çekimlerinde gerçek göz görmesine yakın olması için her FPS'e karşılık bir enstantane kullanılır. Yani 25 karede 25 kere kamera görüntü kaydı. Yani bunları anlatacağız. Ne yapmamız gerekiyor? Bunları aslında bir nebze deneyerek öğrenmek gerekir ama yani bu iş sonuçta bisiklete binmek gibi. O yüzden bisiklete binmeyi öneriyor. Ne kadar abi, binerseniz o kadar iyi olur. Şu var. Kısaca bir şeyler anlatacağız, bilgi de vereceğiz bu konu hakkında. Buna eyvallah. Ama bunu da kendi istediğimiz tarzda yapacağız. İstediğimiz şekilde anlatacağız. Belki canımız ister çok farklı bir şekilde de anlatırız. Evet. Yazmayız ama videosunu çekeriz illa. Bunda emin olun. Yani mesela şu anda yine Fujifilm'in ısınıp kapandığını gördük. Ama devam ediyoruz. Niye devam ediyoruz? Tekrar kayda girmek zoruma gitti. O yüzden böyle bir şekilde kapanış yapıyorum. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Birkaç şeye değineceğim. Ondan sonra veda edeceğiz. Videonun buraya kadar olan kısmını montajladım ve videoda pek çok eksik olduğunu fark ettim. Buraları tamamlayayım diye düşündüm başta. Sonra vazgeçtim çünkü tamamlarsak 2 saati geçen bir video çıkacak ortaya. Çünkü bir eksiği tamamlarsın sonra bir eksik daha çıkar. O yüzden ileriki videolarda yavaş yavaş yeri geldikçe değinerek o eksikleri tamamlayacağım. Bu videoda görüntü kalitesine fazla takılmayın çünkü tek bir videoda farklı ekipmanların nasıl çektiğini ve farklı koşullarda nasıl görüntüler çıktığını göstermek için elimin altında Fuji varken Panasonic'le çektim. Elimin altında Fuji varken Sony ile çektim. Görüntü kalitesini fazla önemsemeyin. Amaç burada eşit miktarda renk yapıldığında farklı kameraların nasıl çektiğini göstermek. Yani burada ham görüntüyü kullanmıyorum. Az da olsa bir renk yapıp görüntü kalitesini daha da iyileştiriyorum. Ya da daha da kötü oluyor. Tabii burada bakış açısı önemli. Arka planında niye bir mezar taşı var?
Oraya da değinik. Bunun için Instagram'dan Abdülkadir Karaboğa profiline gitmeniz gerekiyor. Oradaki gönderilerden birkaç tanesinde bu mezar taşını göreceksiniz. Takip ederseniz bir canlı yayına katıldığında canlı yayında da arka planında göreceksiniz ve kendine sorma fırsatınız olacak. O mezar taşı ne? Ben kendimce cevaplayayım. Hemen şu yukarıda bir kart açıldı. O karttaki kanala giderseniz zaten yüklü olan çok az video var. O videolardan birinde galiba üçüncüsünde mezar sahnesi var. Oradan belki bir şeyler anlarsınız. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ya da bakmayın. Bu kimsenin umurunda değil.